Bugün S400 füze savunma sistemini ele alacağız. S400'ler de tıpkı S200 gibi ya da kendisinden sonra gelen S500 gibi Rusya'da üretiliyor ama benim bir iddiam var herhalde S-400'lerden dünyada en çok bahsedilen yer belki de Türkiye'dir son aylarda S-400'de yatıp kalkıyoruz. Şimdi bu S-400 konusunu evveliyatıyla, bugünkü durumuyla ve yaratabileceği olası krizlerle e, ele alacağız. Ele alacağımız kimse... E, Aydın Sezer, Aydın Sezer Medya Günlüğü e, yazarı, Medya sitesinin yazarı. Rusya deyince, Rusya-Türkiye ilişkileri deyince e, başvurulabilecek ilk akla gelen isimlerden biri gerek e, siyasi ilişkiler, gerek ekonomi, enerji ve Şimdi belki de bir anlamda da askeri uzman oldu ama bunda kendisinin kusuru yok. Bu S400 tartışmaların uzaması herhalde onu oraya doğru sürükledi. Aydın merhaba hoş geldin. Merhaba iyi yayınlar teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi bu S400 füze savunma sistemi Rus sistemi bizim aldı almak için anlaşma yaptığımız ve e, ABD'nin ve pek çoklarının e, olur mu olmaz mı tartışması yaptığı e, sistem bu hikayenin başı neresi yani e, füze savunma sistemi alma isteğimiz ne zaman ortaya çıktı neden Aydın istersen oradan başlayalım aslında e, bu konu yaklaşık 10-12 yıllık evveliyatı olan bir konu. Türkiye 2000'li yılları sonuna doğru e, ihale açmıştı. Ruslar S-300'lü, Amerikalılar Patriot'la, Çinliler ve Eurosam iştirak ediyordu. 2008-2009 hatırlarsın. E, biz o zaman da e, füze ihtiyacı, savunma amacıyla füze ihtiyacımız vardı. E, teknoloji transferi bizim ön şartımızdı. Amerika ve Patriot e, buna yanaşmıyordu. Ruslar e, S-300'lerle masadaydılar ama o süreç e, biliyorsun e, Çin firması lehine sonuçlandı, e, inkitaya uğradı. Daha sonra e, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunma sistemi zafiyetinin daha da belirginleşmesi nedeniyle biz e, ihale sürecinin dışında Rusya ile S-400 alımı, için doğrudan müzakerelere başladık. Bunu yaparken aynı zamanda Eurosam'la da müzakereler devam ediyordu. Onu dışlamadık hala masada. 2018 başında da yanılmıyorsam Ocak ya da Şubat'ta da ABD'den bir Patriot alımı için talepte bulunduk. ABD'de buna 2018 sonunda müzakere yapılabileceği şeklinde yeşil ışık yaktı. O da şu anda masada. Kısaca böyle. Peki biz bu e, S400'lerle ilgili anlaşmayı yaptık son zamanlarda öyle deniyor ya anlaşmayı yaptık iptal falan söz konusu olamaz diyor bizim siyasiler e, iktidar temsilciler anlaşmanın yapılması kapora verildiğini duyduk bazıları paranın da ödendiğini söylüyor bir de kredi durumları falan var yani ne aşamadayız artık bize gelmek üzere mi bu füzeler şimdi Hakan e, bizim e, tam olarak kaç sistem, kaç bataryadan oluşan S-400 alımı yapacağımız konusunda çeşitli farklı bilgiler var. Savunma Sanayi Müsteşarı Sayın İsmail Demir, bir sistem iki batarya, ikincisi opsiyonel olmak üzere anlaşma yapıldığını söyledi. Bu açık kaynaklarda var. Rus medyasında da bu konuda bu şekilde yer aldı. Yani toplam bedeli iki buçuk milyar dolar söylemi var medyada. Bunun yarısı gerçekleşecek, yarısı da opsiyonel gerçekleşecek diye biliyorum ben. Eğer arka planda yeni bir güncelleme yapılmadıysa. İkincisi bu bir e, kredili alım satım işi. Ama biz buna rağmen e, kapora ödendiğini belirtiyoruz. Kapora ilk takside mi sayıldı, ön ödeme mi yapıldı? O konular muallak ama Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin mali portesi çerçevesinde 1 milyar dolarda, 2 buçuk -2 milyar dolarda çok önemli rakamlar değil. Yani bunlar ihmal edilebilecek büyüklükte rakamlar. Yani bunu e, işin ticari boyutunun vazgeçilemez olduğunu iddia edenler açısından söylüyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Peki şimdi e, çeşitli ihracat, ithalat işlerimiz var. İşte atıyorum domates satıyoruz, e, biber satıyoruz, e, meyve yemiş vesaire. Ruslardan diyelim ki gaz alıyoruz, başka şeyler alıyoruz falan. Şimdi e, S-400 alınca niye kıyamet kopuyor? ABD'nin e, ve NATO'nun tepkisi ne anlama geliyor? Şimdi biliyorsun e, Türkiye Batı ittifakında yer alan bir ülke. Özellikle 1950'lerden beri. Ordusu NATO sistemine göre dizayn edilmiş bir ülke. Bunun ötesinde ABD ile çok uzun süreden beri e, çok köklü bir ittifak ilişkimiz var. Hani stratejik ortak değiliz ama e, o boyutun da tartışıldığı boyutta, mahiyette, genişlikte, çapta bizim iyi ilişkilerimiz var. Şimdi ABD ve NATO bize öncelikle diyor ki siz madem ki NATO üyesisiniz o halde, silah ihtiyacınızın NATO kaynaklarından karşılanmanız gerekiyor. Rusya'dan böyle bir alım yapmamalısınız. Çünkü Rusya bir anlamda NATO'nun kuruluş amacının da Sovyetler Birliği karşıtlığı olduğunu düşündüğümüz zaman bir iki ayrı rekabet gücün temsil ettikleri bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla Rus savunma sistemini alarak NATO içerisinde ABD ile ilişkilerimizde de en üst düzeyde e, yürütme çabası içinde olmanız anlaşılamaz. Dolayısıyla e, öncelikle siyaseten böyle bir alım yapmamalısınız diyor. Yani bu yönde bir baskı uyguluyor. İkincisi de benim diyor geliştirdiğim F-35 gibi görünmez hayalet uçak gibi sistemler özellikle S-400'lerin yüksek teknoloji ürünü S-400'lerin hem e, siber güvenlik açısından hem hacking açısından benim sistemlerime bir diyor tehdit oluşturması söz konusu. Burada bir teknoloji hırsızlığına kadar gidecek bir süreç olabilir. O nedenle ben sizin S400 almanızı istemiyorum diyor ve bunu diplomatik yollarla falan değil. O kadar aleni ve açıkça söylüyor ki sadece askeri açıdan değil başka alanlarda da örneğin katsa kapsamında da ambargoya gidersiniz. Ambargoya uğrayabilirsiniz. Bu sizin ekonominizle alakalı olumsuz sonuçlar da doğurur diyor. Yani bunu istersen bir açık tehdit olarak da algılayabilirsin. İstersen bir uyarı olarak da algılayabilirsin. İstersen aynı kampın içinde bulunan iki müttefik ülke arasındaki diyalog olarak da algılayabilirsin. Sonuç değişmiyor. Çok bariz bir pres ve baskı var. Türk tarafı da buna mukabil ısrarla ve net bir şekilde bu bir bitmiş anlaşmadır. Biz bunu alacağız. Ee, Amerika ile ilişkilerimizi bundan etkilenmesini beklemiyoruz. Kongre veya Amerikan diğer kurumları bir e, yaptırıma gitse dahi Trump bizi e, bu kapsamdan çıkartır. Beklentisi içerisindeyiz diyorlar. Durum şu anda tam olarak bu. Peki şimdi bizimkiler katlanırız yatırımlara gerekirse katlanırız falan diyorlar da biz bu en azından Ray Prince'in olayını hatırlıyoruz. ABD bir şeyler yaptığı zaman ekonomimizi ekonomide de sonuçları itibariyle hayatımızı ciddi olarak derinden sarsabiliyor. Nereye olay varabilir Türkiye açısından Türkiye ekonomisi açısından nerelere gidebilir? Şimdi Hakan bizim e, ABD ile ilişkilerimiz sadece S400 konusuyla gerilmedi. Malum bundan çok daha öne benim açımdan söylüyorum çok daha önemli olan bir e, PKK YPG Fırat'ın doğusu konusu, Türkiye'nin beka meselesi. E, Türkiye'nin terör örgütü saydığı grupların ABD tarafından yani bir müttefik tarafından desteklenmesi, silahlandırılması, sahada kullanılması gibi konular var. Dolayısıyla Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor: Biz S400 alırız, bunun faturası ne olursa da ne olursa olsun, biz bunu da karşılamaya hazırız mantığı. ABD ile aramızda tek S400 konusu olsa, bir anlamda mantıklı bir açıklama olabilir. Yani bu bir ulusal konudur, bizim tırnak içinde söylüyorum, egemenlik hakkımızdır. Bunun faturası ne olursa olsun, biz bunu alıyoruz. Buyurun, istediğinizi yapın gibi bir meydan okuma da bulunabiliriz. Ama bunun Türk Türkiye ile Amerika arasındaki özellikle Suriye'de bahsettiğim Fırat'ın ile ilgili konular müzakere edilirken gündeme getiriliyor olması topyekün bir karşı çıkış anlamına geliyor. Yani burada da Türkiye bugün özellikle ekonomik açıdan bahsettin sen de Türkiye gerçekten bunu karşılayacak bir konumda mı değil mi? Bunun maliyeti tam olarak hesaplandı mı? Hangi alanlarda bunun maliyeti olacak? onlar iyice hesaplandı mı ona o, o, konuda emin olmak lazım. Yani burada çok ironik bir durum söz konusu. Biz çok net bir şekilde yüksek irtifa hava savunma sistemine ihtiyacımız var. O nedenle biz bunu Rusya'dan alıyoruz dedik. Tamam. E peki şimdi bu gelinen noktada ABD'nin uygulayacağı özellikle silah ambargosu F-35, F-16 parçaları, atak helikopteri, e, motoru daha bir dizi tedbir. Acaba bizim S400 gelmesine rağmen savunma sistemimizi zayıflatacak mı? Yani burada bir zafiyet mi ortaya çıkacak? Eğer bu durum söz konusu olacaksa ki bu konuda böyle olacak diyen askeri uzmanlar var çok. Net bir şekilde o kadar da olmaz diyenler de var. Teknik teknik anlamda bu konuda yorum yapamıyorum. Bunun iyi hesaplanmış olması lazım. Yani biz S400'lerle hava savunma sistemimizi güçlendireceğiz derken S400'lerle ciddi bir savunma zafiyeti yaşayacaksak Burada söz konusu olan vatan savunması ve söz konusu vatansa geri kalan her şey teferruattır. Anlaşmanın kendisi dahil. Yani bunu bu şekilde kabul etmek gerekiyor. Peki şimdi bizimkilerin e, ya AB'de niye bu konuyu bu kadar büyütüyor ki türünden açıklamaları da var. Evet. E, orada iki şeye dikkatini çekeceğim. Bir tanesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun e, sözleri var. Yani işte bu S400 sistemiyle F35'lerin pekala bir arada olduğu yerler de var işte Suriye, şey e, Baltıklar falan. Yani sorun olmuyor pekala gül gibi geçinirler türünden açıklaması var. Bir de ABD ile yapılan görüşmelerde bir ortak komisyon ama Rusya değil. Rusya ile ilgili değil bu komisyon. Rusya'nın bize satacağı S400'lerle ilgili olarak Türk-Amerikan komisyonu gibi bir önerisi var ABD'nin. Net cevabını en azından ben bir, bir bilmiyorum. E, nereye gidiyor bu e, savların e, şeyi sonucu sence? Şimdi Hakan öncelikle Sayın Çavuşoğlu e, bahsettiğin açıklamayı iş politikaya ya da Türk medyasına yönelik olarak değil, tam tersine uluslararası medyanın huzurunda yapıyor. Yani bize diyor aynı yerde olmaz dediler. Halbuki bakın Suriye'de var, Baltıklar'da var. İşte uçuyorlar, kaçıyorlar. Eğer F-35'lerle ilgili bilgi hacklenmesi söz konusuysa bu bugüne kadar yapılmıştır diyor. Bu tabii maalesef Sayın Çavuşoğlu'nun yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Amerikalı askeri yetkililer aynı yerde derken, coğrafi olarak aynı semada ya da aynı lokasyonda olduklarından bahsetmiyorlar. Bu çok doğal zaten. Birisi Amerikan sistemi, diğeri Rus sistemi. Bunlar sahada karşı karşıya gelmek üzere planlanıyorlar. Bunlar birbirleriyle savaşmak üzere dizayn ediliyorlar. Dolayısıyla aşağıda S-400 bataryasının, yukarıda F-35'lerin uçuyor olması zaten beklenen bir şey. Burada Amerikalıların bahsettiği aynı yer kelimesi, Aynı elde. Yani Türkiye'nin elinde her iki silahın da olmaması gerektiğini vurguluyorlar. Çünkü bu teknoloji e, ç, teknolojik istihbarat açısından önem arz ettiğini düşünüyor Amerika. Diyor ki e, siber güvenlik açısından, hacking yaratma riski açısından ben S-400 radarlarının altında o bilgilerin de Rusların eline gideceği şekilde ya da tam tersi Ruslar açısından da bu söz konusu Buna karşı çıktıkları için aynı elde olmaması gerektiğini söylüyorlar. Yani rakip ellerde olması doğal, aynı elde olmasının olmaması gerektiğine vurgu yapıyorlar. Öncelikle bunun altını çizmek gerekiyor. İkinci konu komisyon konusu. Şimdi çok enteresan, bu da çok ilginç bir konu. Rusların en gelişmiş, en teknolojik savunma sistemiyle ilgili teknik düzeyde tartışmaları ABD'lerle bizim yapmamız evet. söz konusu olacak. Şimdi bu aslında, bu aslında ben bunu ihtiyatla karşılıyorum. Yani burada bu masada teknik detayların falan tartışılacağını da sanmıyorum. Bu aslında her iki taraf içinde zaman kazanma anlamında bir mekanizma kurulmasına olanak sağlayacak bir konu. Yani orada siz S-400'ün planlarını getirin, biz de F-35'lerin planlarını getirelim, bakalım ne oluyor tartışılmasından ziyade bu işin biraz ötelenmesi için yani bir komisyona havale edilmesiyle alakalı iyi bir öneri. Çok net söylüyorum iyi bir öneri. Bu öneri bu komisyonun çalışmasının ne zaman sonuçlanacağına dair bir de deadline koyulursa 6 ay 1 yıl gibi filan. Yani bu konu bugün Türkiye'nin gündeminden en azından bugünkü bu sıcak ortamda etrafımızın gerçekten e, çevrili olduğu bir dönemde Kıbrıs'ıyla, AB, e, Doğu Kıbrıs'ıyla, Suriye'siyle, ABD-İran e, gerilimiyle bugün başladığımız e, Kuzey Irak harekatıyla falan düşünüldüğünde bunu zamanı bir zaman ötesine yaymak açısından bu aslında parlak bir fikir. Ama bunun içinden somut bir şey çıkacağını sanmıyorum. Çünkü Amerikalılar S-400'ün kabiliyetini bizden çok daha iyi biliyorlardır zaten. Keza Ruslar da F-35'lerin kabiliyetini biliyorlardır. Bizim aracılığımıza ihtiyaçları yok. Dolayısıyla bunu çözüme yönelik bir öneri gibi, çözüme demeyeyim de sorunun ertelenmesine yönelik bir öneri gibi değerlendirmek lazım. Peki erteleme dedin, zamana yaymak dedin. Bu bağlamda Savunma Bakanı Akar'ın bir açıklaması vardı. Biliyorsun S-400'ler işte yıl sonuna kadar gelecekti. Sonra işte sonbaharda gelecekti derken yaz aylarına neredeyse bir iki ay sonrasına falan taşındı. Öne çekildi ve birdenbire Savunma Bakanı F S-400'lerin Türkiye'ye gelişi gecikebilir dedi. Sence bu açıklama ne anlama geliyor? Bir sinyal. bu Amerika'nın 15 günlük süre vermesiyle alakalı. Ee, bir sinyal. Ee, zaten planlanan Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirttiği aslında Temmuz'du. Gerekirse öne çekilebilir deniyordu. O gerekme bizden kaynaklanan bir gerekmeymiş gibi sunuldu kamuoyuna. Şimdi de gecikebilir dendiğine göre e, bir defa e, Haziran'ı da böyle geçireceğiz Temmuz. Bu daha sonraki aylara da uzayabilir. Bu bir işaret. Bu Amerika ile yapılan e, müzakereler açısından da Belki daha önce verilmiş bir işaretti kapalı kapılar ardında onu bilmiyorum ama bunun kamuoyunda e, tartışılmaya başlaması ve Haziran'a yetişmeyebilir açıklaması e, benim açımdan, e, benim değerlendirmeme göre bir sinyal. Hakan burada şöyle bir durum var. Yani Türkiye Cumhuriyeti sanki hayatında ilk defa, tarihinde ilk defa Ruslarla bir savunma sistemi ya da bir silah alışverişine giriyor. Bu artık Türkiye'nin ne kadar bağımsız ya da ne kadar egemen bir ülke olduğunun göstermesi göstermesi mi göstergesiymiş gibi sunuluyor. Bu yakın tarihi açık söylemek gerekirse ya bilmemekten ya da bilinçli olarak çarpıtmaktan geçiyor. Türkiye ile SSCB arasındaki, bırak Rusya'yı, SSCB arasındaki askeri savunma işbirliğine yönelik Arayışlar çok eskiye dayanıyor. Yani o kadar eskiye dayanıyor ki mesela 73 Arap-İsrail Savaşı'nda Sovyetlerin e, ricası ve talebiyle biz hava savunma sahamızı, NATO savunma sahasını Sovyet uçaklarına açtık. Mısır'a ve e, Suriye'ye binlerce ton askeri yardım malzemesi taşıdılar. Ve biz bu sırada NATO'dan da ABD'den de gerekli, gerekli demeyelim de e, beklenen tepkileri de gördük. Buna rağmen biz bunu yaptık. Biz 1975 yılında özellikle Kıbrıs harekatının da sonu, sonucu sonucu nedeniyle biz ABD'den yani bir NATO üyesi ülkeden bir başka NATO üyesi olan Türkiye askeri ambargo yedi. Yani biz bu ambargoyu daha önce yaşadık. Ta 12 Eylül 81'de filan 81 yılında askeri darbeden sonra kaldırıldı bu ambargo. Evet. Biz o askeri ambargo dönemindeyken rahmetli Ecevit e, hiç unutmuyorum 78 yılıydı e, Sovyetler Birliği ziyaretinde Brejnev'le askeri konuları görüştü. Temel e, görüşme alanı buydu. Hatta Ecevit'in e, TSK'nın ihtiyaçlarının Sovyetler Birliği'nden karşılanmasıyla ilgili e, talepleri yabancı basına ABD ya da ABD'ye de NATO'ya da konuldu. E, BBC'nin o dönemde Ecevit'le yaptığı bir söyleşi var. Sıkıştırıyorlar Ecevit'i. Siz diyorlar Batı İttifakı'nın bir üyesisiniz. Komünist lokumun lideri Sovyetler Birliği'nden nasıl olur da silah almayı düşünürsünüz? Bu soru soruluyor. Ecevit şöyle cevap veriyor. Askeri teçhizatımızı nereden alacağımızla ilgili olası kaynakları değerlendiriyoruz. Yeni savunma konseptimizi formüle etmeyi hedefliyoruz. Askeri teçhizatımızla ilgili sadece bir kaynağa çok fazla bağlı olmak durumundan uzaklaşmak istiyoruz. Bu söyleşinin tarihi e, 27 Haziran e, 1978. Dolayısıyla biz Sovyet döneminde de bu tartışmaları yaşamış bir ülkeyiz. ABD buna da tepki gösterdi. Ambargo koymadı zaten ambargo altındaydık. Biz 1996 yılında egzim alacaklarına, egzim bank alacaklarımıza karşılık Rusya'dan askeri helikopter almış bir ülkeyiz. Yani NATO ülkesinin evet. envanterine Rus helikopterleri girdi. 2000 yılında hatırlayacaksın o dönemde sen de Moskova'daydın, ben de Moskova'daydım. Rus-İsrail ortak yapımı, çift pervaneli, Erdoğan isimli helikopter ihalesindeydi Ruslar. Ve o helikopter tamam, Türkiye'de evet. üretilmek e, üzere planlanıyordu. Nitekim e, 2008-2009'da S-300'lerle ilgili süreci tam sonuna gelinmişti. S300 üretilmesi söz konusuydu. ABD ve NATO bu kadar karşı çıkmıyordu. Çünkü S300'lerin hacking veya da siber güvenlik riski yaratmaları söz konusu değildi. Ama işte Rus uçağı düşünüldü. Sonra bir şeyler oldu ve biz e, ihaleyi Çin lehine sonuçlandırdık ama sonra da iptal ettik. Evet. Peki şimdi e, iki şey daha sorayım e, söyleşinin sonunda bir ee, Ruslar açısından ne anlam ifade ediyor yani as başlangıcında da sen söyledin bu iki buçuk milyardan bahsediyoruz buradaki şey bu Rus ekonomisine büyük bir rahatlık verecek olağanüstü bir rakam değil Rusya için ya da daha somut soralım hadi Putin'in kafasında ne var bu S-400 Türkiye S-400 satışı Putin için ne anlama geliyor? açık söylemek gerekirse S-400'ler Rusya açısından beklenen tüm görevleri yerine getirdi. Uluslararası müzakerelerde önemli bir yer işgal etti. Batı'da, ABD'de, Hindistan'da, Çin'de her yerde zevkle ve merakla izlenen bir konu oldu. Yüksek teknoloji bir ürün olduğunu biz tefsik ettik. Yani reklam ya da pazarlama çalışmalarına çok büyük katkıda bulunduk. İşin ticari boyutu dediğim gibi Putin ya da Rusya açısından ihmal edilebilecek bir boyutta. Zaten Putin Türkiye'nin NATO ile bağlarını koparttı. NATO ile bağlarını kopartmış, NATO ittifakından ayrılmış bir Türkiye'nin Rusya'nın çıkarlarına en iyi hizmet edebilecek bir Türkiye olmayacağını bildiği için belki Ruslar bugünlere geleceğimizi önceden de öngörmüş olabilirler. Ya yani bunu açıkça da söylemekte yarar var. Kaldı ki bugün Türkiye Rusya ilişkilerinde S-400 başlığı Rusya açısından bakıldığı zaman e, ilk başa belki girecek bir maddedir. Belki diyorum. Çünkü Rusların e, eğer ticari açıdan bahsediyorsak Akkuyu gibi çok ciddi bir projeleri var. Akkuyu'da Türkiye'den beklenen katkının 2.8 milyar dolar olduğunu düşünürsek ve bunun yılan hikayesine döndüğünü düşünürsek ve bu Akkuyu devreye girdikten sonra neresinden bakarsan bak 170-180 milyar dolarlık bir ciro yapacak bir şirket olacağını düşünürsek s 400 kıyaslamak söz konusu bile olmaz. Rusya'nın çıkarları açısından. Keza Türk Akım projesi. Ee, Türk Akım'da Hatlar bitti, artık ticari anlaşma bekleniyor. Yıllarca sürecek, milyarlarca metreküplük bir anlaşma yapılacak. Yani buradaki rakamın bugünkü fiyatlarla 80-100 milyar dolar olabileceği söyleniyor. Bunun çalışmasını net olarak yapmadım. Biraz abartıyor olabilirim. Evet. Dolayısıyla Türkiye-Rusya ilişkilerinde e, zaten e, S-400 konusu arka planda kalan bir konu. Zaten Rusya'nın Türkiye ile bugün siyasi ya da askeri ilişki bağlamında Suriye'de çok önemli bir e, işbirliği ve pozisyonu var. Dolayısıyla bir İdlib bir Afrin, Fırat Kalkanı, Esat'ın geleceği, Suriye'nin geleceği, ABD çekilirse o alanların Esat'a devredilip devredilmeyeceği, Türkiye'ye tampon bölge kurdurulup kurdurulmayacağı gibi o kadar detaylı konular var ki Rusya'nın gündeminde. Burada şunu söylememe müsaade et lütfen. Medyada Rusya ile S-400 krizi yani ABD'nin bastırmasıyla Rusya ile S-400 krizi tırmandıkça Rusya İdlib'de ...baskıyı artırıyor ya da Suriye'de baskıyı artırıyor gibi sonuca varıyor bazı analistler. Bu aslında bence hiç ilgisi olmadığı gibi belki tam tersi de olabilir. Yani Rusya açısından İdlib S-400'den çok çok daha önemli bir konu. Yani bugün Türkiye İdlib'le ilgili e, taahhütlerini neden yerine getiriyor getirmiyor bunu Rusya tartışıyor... Açık kaynaklardan eleştirilerde de bulunuyor. Dolayısıyla Suriye'nin geleceğine yönelik atacağımız adımlarda ya da bizim ABD ile kapalı kapılar altında Fırat'ın doğusuna yönelik attığımız adımlar Rusya'yı zaten endişelendiriyor. Rusya'yı zaten e, bizi tehditle izleme noktasına götürüyor. Dolayısıyla burada bunların üstüne bir de S400 diye bir olay ben öyle olmadığını hmm. düşünüyorum. O e, bambaşka bir konu. Onu ifade etmek Son olarak birkaç cümleyle toparlayabilirsek Türkiye seçim sürecini hala sürdürüyor devam ediyor ve İstanbul seçimleri gündemde ve bir de bu S400 konusu her gün her gün medyanın siyasetimizin değişmez gündem maddesi ne olacak sence? Şimdi Hakan S400 konusu aslında Türkiye'nin dış politika gündeminde elinde bir koz olarak masadaydı başlangıçta. Biz bunu başarıyla da uyguladık ABD ile ilişkilerde. Burada bir tereddüt yok. Fakat bu süreç içerisinde bir dış politika sorunu olmasının yanında yani bu derinleşti ayrı konu. Bu bir de iç politikada gövde gösterisi, egemenlik sorunu, verilen sözlerin tutulup tutulmaması gibi tam Orta Doğu ülkelerine yakışır bir boyutta işte bir defa söz verdiysek geri dönülmez gibi söylemlerle bir iç politika malzemesi haline geldi. Dolayısıyla 31 Mart seçimlerine kadar bu konunun aslında sürüncemede kalmasının bir anlaşılır tarafı da vardı. Ama şimdi seçimler bittiği halde yeni bir seçim sürecine girildiğinde ben şahsen ABD'nin kısa sürede ultimatum vereceğini beklemiyordum. En azından insaflı davranır 23 Haziran'ı bekler diye düşünüyordum ama ABD artık o çizgiyi aşmış olmalı ki 15 günlük süreyi ortaya koydu. S-400 tartışması maalesef, yani bunu maalesef diye söyleyeyim, Türkiye açısından artık herhangi bir stratejik ya da askeri önemi olan bir konu olmaktan çıktı. Eğer var idiyse bile ya da hala varsa bile bizim siyasi açıdan ekonomik açıdan daha öncelikli sorunlarımızın arka planında kaldı. Buradan ne de buradan bir an önce bunun formülü de var, yolu da var, yöntemi de var. Katara kurulur, Azerbaycan'a verilir, komisyon kurulur, gelecek Nisan'a kadar ertelenir. Rusya'da ki Putin anlayışlıdır bunu yapar eğer Suriye ya da e, Akkuyu'da ya da Türk akımda biraz ileri gidersek Rusya'da teknik bir sıkıntıyla teslimat gecikebilir. Yani bunların hiçbir bir tanesi e, sorun değil ama yani sanırım sen de aynı şeyi düşünüyorsun. Ruslar açısından S400 ya da Putin açısından S400 dünyanın sonu bir konu değil. En azından bu bizim lehimize değerlendirebileceğimiz bir fırsat. Bunu değerlendirmek lazım. Peki Aydın çok teşekkürler. Sağ ol yorumların için. Aydın Sezer'le evet. konuştuk. S400'ler nereden çıktı, nasıl gelişti ve nasıl bir e, aydın'ın deyişiyle baştan bir e, koz iken Türkiye'nin elinde nasıl bir soruna bunalıma dönüştü ve bundan sonra S-400 ile ilgili ne tür gelişmeler olabilir konusunda. Başka programlarda başka konularla ve konuklarla tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.